Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. LGS Tayfa arkadaşlar, LGS Tayfa arkadaşım, geçmiş olsun. Umarım sınavın çok güzel geçmiştir. Evet, en çok merak ettiğiniz konulardan biri, biliyorum, lise taban puanlarının artacağı ya da azalacağı konusu. Lise taban puanlarının yükselip yükselmeyeceğini çok merak ediyorsunuz. Bununla ilgili size ayrıntılı bir video çekiyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sınavınız nasıl geçti? Öncelikle yorumlarda onu görmek istiyorum. Beğendiğiniz, beklediğiniz gibi miydi? Soruları beğendiniz mi arkadaşlar? Lise taban puanları ile ilgili buna geçmeden önce 2021 LGS ile kıyaslamasını yapmak istiyoruz. Şimdi arkadaşlar soruları ayrıntılı inceledim. Soruların videosu kanalımızda var. Oradan soruların lise LGS 2022 LGS puanları sorularının olduğu videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi matematik sorularının geçen seneden daha kolay olduğunu düşünüyorum. Yani hani çok kolay değil geçen seneye göre. Yani 2021 LGS'ye göre matematik konularının biraz daha kolay olduğu bir yıldan bahsediyoruz arkadaşlar. Matematiği çok zorlamamışlar. Yani bu anlamda baktığımızda 2022 LGS'nin 2021 LGS'de matematik anlamından daha kolay olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Fakat Türkçe soruları 2021 Türkçe sorularından daha zor. Fen soruları 2021 fen sorularından daha zor arkadaşlar. Yani matematiği biraz kolay sormuşlar. Mesela 2021 LGS'de Türkçe ve matematiği zorlamışlardı. Fen'i biraz daha kolay bırakmışlardı. Bu sene ne yapmışlar? Matematiği biraz daha kolay bırakmışlar. Fen'i ve Türkçe'yi zorlamışlar. Dolayısıyla geçen seneki sınav şeyine baktığımızda, moduna baktığımızda, bu seneki sınavla kıyaslamasını yaptığımızda geçen seneden biraz daha kolay bir sınav olduğu gözüküyor matematik anlamında. Ama Fen ve Türkçe'den daha zor olduğu için puanların aşağı yukarı geçen seneyle eşit kalacağını ben düşünüyorum. Puanlarda bir artma, bir azalma olabileceği ihtimali üzerinde ben durmuyorum arkadaşlar. Yani sınav puanların artacağını düşünmüyorum açıkçası. Puanların artsa bile 3-5 puan kadar bir artma olabileceğini düşünüyorum. Yani geçen sene evet matematik geçen seneye göre biraz daha kolay ama Türkçesi geçen seneye göre daha zor ve feni geçen seneye göre daha zor. Yani bir dersi kolay yapmış, iki dersi daha zor yapmışlar arkadaşlar. Dolayısıyla puanların Türkçesi iyi olan, matematiği ve feni gerçekten iyi olan kişilerin bu sınavda çok öne geçeceğini düşünüyorum. Türkçenin çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Matematikten ziyade Türkçenin ve fenin daha çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla puanların çok yükseleceğini, bu şekilde bir yükselme grafiğinin olabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. 3-5 puan bir yükselme olabilir. Ama benim öngörüm puanlar aşağı yukarı stabil kalacağı yönünde. En fazla 3-5 puan kadar bir yükselme olabileceği yönünde. Dolayısıyla içinizi ferah tutun. Eğer güzel yaptıysanız, güzel sonucunuz güzel geldiyse, geçen seneki gibi netleri çıkardıysanız arkadaşlar, bence güzel bir sonuç alacağınızı düşünüyorum. Sizin yorumunuzu merak ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.